sermayeye evlerimizi, mahallelerimizi peşkeş çekmek için büyük bir telaş içindesiniz, biliyoruz. Biz asla evlerimizi, mahallelerimizi, şehrimizi terk etmeyeceğiz. Şehrimizi de, evlerimizi de, hukuku da biz sahipleneceğiz. Şehrimize sahip çıkıyoruz diyoruz. Hattin Bucak, Akaliler Mahallesi 3159 Sokak, Barış Apartmanı'nda oturuyoruz. Cuma günü ayın 26'sında az hasarlı evlerimize ağır hasarlı diye kağıt yapıştırıldı. Biz evlerimizi kesinlikle yıktırmayacağız, yıktırmak istemiyoruz. Sağlam evlerimizi yıkıp şirketlere ihale edip yeni evler yapılacak deniliyor. Ve bizi borçlandıracaklar, tapuya karşı tapu vereceklerini söylüyorlar. Şimdi benim sapasağlam evimi de bu kadar yüzyılın afeti diye nitelendirilen depremde evim yıkılmamış, hasar almamış. Maalesef devlet benim evimi yıkıp sahte bir eve yerleştirecek. Ve ruhsatı almış orta hasarlı binayı yıkmaya çalışıyorlar. Yaklaşık biz ruhsatı çıkarabilmek için hani 1 milyonu aşkın, 1,5 milyona yakın bir ücret ödedik. Ruhsatı da aldık. Ruhsatlı binayı dahi usulsüz bir şekilde cuma akşamı geç saatte tebligatı yapıştırıyorlar. Yıkılacağına dair hiç süre vermeden ertesi gün 7-8 saat sonra ertesi gün sabahleyin kepçeyle binanın önüne gelmişler, yıkmaya çalışıyorlar. Orada yaşayan komşularımız olmasaydı bizim haberimiz olmayacaktı. Binaya zarar vereceklerdi. Ruhsat aldığımız bina da ağır hasar alıp yıkılmak zorunda kalacaktı. Yani devlet burada binaları hasarlı, hasarsız vesaire binaları yıkmak için elinden gelen her türlü şeyi yapıyor. Her türlü şeyi deniyor. Ama biz sonuna kadar direneceğiz. Canım pahasına olsa dahi evimizi yıktırmayacağız. Meseret Şahin, emekli öğretmenim. Depremden sonra evimi kontrole geldiler. Evim az hasarlı. Ben güvenmedim. Tekrar eşime dedim ki, git belediyeden de bize mühendis getir. İki tane daha mühendis getirdi. Evin bütün kolonları kontrol edildi. Hocam demişler, çık bugünden itibaren bu evde yat. Yani korkacak herhangi bir durum yok. Cuma günü geldiler bize, bir duyduk ki ağır hasar diye evimize ilan yapıştırmışlar. Bize hiçbir şey söylenmeden sonra denildi ki yanlış ilan asılmış, yanlış yapılmış. Bunu da gazeteden duyduk, kendilerinden değil. Bize hiç kimse böyle bir şey söylemedi. En ufak bir görüşme yapılmadı, bir konuşma yapılmadı. Bizimle hiç kimse ilgilenmedi. Rezerv alanı oldu. Kendilerinin olup bitti demesiyle mi bu oluyor acaba? Hiçbir elimize yazı verilmedi. Bizim evimizi yıkmak kolay ama bu evi tekrar yapmak o kadar kolay bir şey değil yani. Biz bu evi yaptırırken 95 ton demir kullandık evimize. Kolonlarımızın her biri 1,5 metre. Bak görüyorsunuz 1,5 metre. Bu taraftaki daha fazla. Bak kolonlarımıza bak. Buradan ta oraya kadar benim kolonum. Biz kendi elimizle yaptırdık. Biz buna emek sarf ettik. Biz buna bütün varlığımızı koyduk. Çocuklarımızla beraber oturalım, beraber yaşayalım diye biz bura depreme dayanıklı ev yaptırdık. Şimdi burası sökülecek, rezerv alanına girdi. Bana ev vereceklermiş, anahtar vereceklermiş ve bununla ilgili hiçbir şey de yok. Ve %60'ını ben ödeyecekmişim, beni borçlandıracak. Ben bunu ödemek zorunda değilim. Benim evim sağlam, dokunmayın. Benim evime dokunmayın arkadaşlar. Benim evim sapasağlam. Gerçekten sağlam olmazsa ben içinde yaşamam. Tek başıma yaşıyorum.